20 Temmuz Çarşamba. Önce düşün, sonra konuş programıyla karşınızdayız. Ülkemin ve Hatay'ımın güzel insanları. Doğuş TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Sayın Sosyal Güvenlik Uzmanı Halil Toprak. Öncelikle ben Halil Bey, size hoş geldin demeden önce sizi ben tanıtmak istiyorum. Şimdi Halil Toprak kendi dalında kendini yetiştirmiş, müdürlük yapmış. Birçok konuda eğitimini almış, yüksek lisans yapmış. Ve Halil Bey'den biz 2019'da bir kursta tanıştık. Ve o zamandan beri ortak arkadaş, kardeş, her türlü birlikteyiz. İnşallah bu gidişle de sonuna kadar gideriz. Halil Bey, siz kendinizi tanıtın. Sizin de belirttiğiniz gibi sosyal güvenlik alanında kendimi tam olmasa dahi bazı bölümleri için yeterli buluyorum. Arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, sosyal medya üzerinden olsun, yüz yüze olsun, ofisimizde olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani zaten sosyal medyadan bizi herkes tanıyor sosyal güvenlik uzmanı olarak. Herkesin malumu SGK emeklilik işlemleri diye bir grubumuz var. Orada biz uzun yıllardır vatandaşa hizmet veriyoruz. Oradan zaten herkes bizi tanıyor. Evet. Şimdi şuna konuya girelim. O gruptan çok faydalı bilgiler verdiğinizi biliyoruz. Ben de o grupta yöneticiyim. Zaten birlikte yöneticiyiz. Ama bazen vatandaşlarımız ayrım yaptığımızı sanıyorlar. Veya herhangi bir parti ayrımı yaptığımızı düşünüyorlar. Kesinlikle biz o grubu kururken insanlara yardım amaçlı kurduk. Ve sorulan sorulara ayrım yapmaksızın din, ırk, mezhep onları gözetmeden herkese yardımcı olacağımızı söyledik. Yani bunu da yaptığımız şeylerden biliyorsunuz. Evet. Sonradan tabii ki grubumuz yükseldi, sayımız fazlalaştı, şey etti. Bu arada Halil Bey kendine büro açtığı için mecburen oradan da özel şartlarda, özel sorulara soru cevap veriyor. Yalnız biz demiyoruz ki sorduğumuz sorulara gruplardan cevap vermeyeceğiz. Ama özel cevap isteyen, özel ilgi isteyen, özel bilgi isteyen bize 552-741-44-31 nolu telefondan ulaşabilir. Her zaman telefonumuz bütün vatandaşlarımıza açıktır. Bazen onu da eleştiriyorlar. Ya ne yapıyorsunuz ki verdiğiniz soruya cevapta bir ücret karşılığı? Arkadaşlar işin iç yüzü öyle değil. Neden? Bir büro açtığın zaman vergisinden tut, kirasından tut. Bir vatandaş elektrikçi çağırıyorsun servis parası diyor daha bakmadan. Tabii ki. Aynı. Daha bakmadan servis parası diyor. Ama bizim Halil Bey her yerden gruplardan diğer gruplarımız da var. Yani sadece size yetişmiyor. SSK grubuna değil. Diğer gruplarda da yardımcı olmaya çalışıyor. Ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dün veya evvelsi gün yine bir bayan arkadaşımız dedi ki benim soruyu siliyorlar. Kesinlikle soru silme yok. Ama şu var. Yüzlerce devamımıza rağmen doğum tarihi, ay, gün, yıl, işe giriş tarihi, ay, gün, yıl. Bunları belirtmiyorlar. Belirtmeyince de eksik olduğu için geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Veya geri çevirirken bilgi veriyoruz. Ama kimseyi ayrım yapmadan, kırmadan, isterseniz 100 kere sorun, 100 kere cevaplayalım. Ama bizi art niyetten, vatandaşlara yardım etmemekten suçlarsanız bu kırılacak bir konu. Evet. Doğru mu Halil Bey? Doğrudur. Biz herkese eşit yaklaşıyoruz. Kimsenin siyasi düşüncesi zaten bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kişinin sorduğu soruya bakıyoruz. Profiline bakmıyoruz. Yani profilindeki diğer paylaşımları da bizi ilgilendirmiyor. Siyasi ya da ideolojik düşüncesi olabilir. Farklı bir yapıya, farklı bir topluluğa mensup olabilir. Bu bizleri hiç ilgilendirmiyor. Bizim amacımız sadece sosyal güvenlikle ilgili bilgi vermek. Onun dışında hiçbir amacımız yok. Herhangi bir siyasi, ideolojik grup ya da benzeri bir şeye dahil değiliz. Kimseye de hizmet ettiğimiz yok. Doğrudur. Evet. Şimdi konumuz genel sağlık sigortası, asgari ücret ama bizi izleyen seyircilerimizden her türlü soruyu bekliyoruz. Programın yettiği sürece
İnşallah herkese cevap vermeye yetineceğiz. Yetmese de diğer programlarda yine öncelik vereceğiz. Şimdi asgari ücret nedir diyerek başlayalım. Evet, asgari ücret her ülkede var. Yani sosyal güvenliğin ya da sigortanın tabir olarak kullanıldığı her ülkede asgari ücret diye de bir tabir var. Asgari ücret aslında bir ülkede insanların en alt düzeyde açlıktan ölmeyecek kadar, kimseye muhtaç olmayacak kadar kazanabileceği ücret demektir. Yani bunu belirlerken hükümetler ya da devletler sadece çalışanı değil, bu ücreti ödeyecek olan kişileri de dikkate almak zorundalar ki öyle oluyor. İşverenleri temsil eden, işçileri temsil eden, çalışanları temsil eden sendikalar ya da birlikler bu asgari ücret komisyonunda yer alırlar. Onlara göre belirlenir. Ben şunu söylüyorum. Asgari ücretin işverene yükü nedir? Evet, asgari ücret bir net, bir de brüt asgari ücret olmak üzere iki tabirle anılır. Bizi çalışanları ilgilendiren kısmı net asgari ücret. Yani çalışan eline geçen paraya bakar. Gerisi onu çok da fazla ilgilendirmez. Ancak diğer tarafta işverene bir yükü var ki bu sigortalıya verdiği ücretin üzerine yüzde en az 20.5 ekler. Yani bugün itibariyle son düzenlemeyle asgari ücrette tekrar bir değişiklik oldu malumunuz. Evet. Daha önce 4.250 olan asgari ücret bu 1 Temmuz'dan itibaren 5.500 lira 35 kuruş şeklinde değişti. Şimdi çalışan kardeşlerimiz bu 5.500'ü bilir. Eline o geçiyor. Ancak bunun işverene maliyeti öyle dışarıdan görüldüğü gibi sadece 5.500 değil. Bu 5.500'ün üzerine sigortalı çalıştıran her kişi, çalıştırdığı her kişi için %20.5 oranında emeklilik primi ve genel sağlık sigortası primi ekler. SGK'ya bunu öder. Vergisi hariç. Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için şu anda asgari ücrette vergiden bahsetmiyoruz. Gelir vergisi direkt çalışana ödeniyor. Evet. Ancak bunun dışında dediğim gibi sigorta primi, eğer işsizlik sigortasına tabi ise %2 işsizlik sigortası primi, bu da %20.5'u %22.5 yapar ki şu anda asgari ücretin maliyeti yaklaşık 8 bin. Bir işverene evet, 8 bin liraya mal oluyor. Lira. Evet. Yani dışarıdan bakıldığı gibi 6.000'le 6.500'le geçiştirilecek bir konu değil. Şu anda zaten yeni zamla birlikte 6.471 lira brüt asgari ücret 5.004 liradan 6.471 liraya çıktı. Ve işverene maliyeti de 7.926 lira işsizlik primi de ödeyen bir işveren için söylüyorum bunu. Yani asgari ücretten 100 lira fazla verse ne olur? Bu 100 liranın vergisi ve sigortası da dahil olacağı için bu yani %20, %23 ekleyin buna, 123 liraya mal olur. Asgari ücretin yüksek ya da düşük olmasının sigortalılar ya da küçük esnaf yönünden birçok getirisi götürüsü var. Yani asgari ücret sadece sigortalı çalışan kişiyi ilgilendirmiyor. Takdir edersiniz ki yanında sigortalı çalıştırmayan milyonlarca küçük esnaf var. Basit usul ya da götürü usulde. Araya girmek istiyorum. Bu mesela bir bakkal bağ kurulu. Evet. Yanında bir sigortalı çalıştırabilir değil mi? Küçük bakkal. Çalıştırabilir. Sıkıntı yok. Herkes yanında sigortalı çalıştırabilir. Maliyeti nedir veya? İşte, maliyeti az önceki bahsettiğim konu şu anda 7.900 küsür maliyeti var. Bunu düzenli prim ödeyenlerde şu anda %5 teşvik indirimi var. Düzenli prim ödeyecek, hiç aksatmayacak. Bu herkes için, ayrım yapılmaksızın tüm işverenler için. Bu %5 hangi anlamda %5? Brüt asgari ücretin %5'i. Yani bu da 323,5 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Düzenli prim ödeyenler bu 7.926 lira yerine 7.600 lira. Bir vatandaşımızdan soru evet. geldi. Buradan önce kendini selamlıyorum. İsmail Karaoğlan. Bizden size selamlar. Teşekkür ediyoruz. Sorumuzu okuyorum. Müdürüm demiş. Açlık sınırının 6.000 TL'nin üzerinde olduğu bir ülkede 5.500 TL güdük
dalmadı mı? Ayrıca dünyanın hiçbir ülkesinde bizim kadar çok asgari ücretle çalışan yok. Yaklaşık 16 milyon insan. Tabii bunları siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Ne kadar sayı, ne kadar şey. Sayılar TÜİK tarafından verilen sayılardır. Soru soran vatandaşımızı selamlıyorum buradan. Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu açlık sınırı herkese göre görecelidir. Evet. Devletimiz mutlaka bunu araştırıyordur. Yani tabii ki gönül ister ki şu anda devletimiz her vatandaşımıza 10 bin lira versin. Zaten başka bir programda veya zamanımız kalırsa bu programın sonunda emekli aylıklarının da yetersiz asgari ücretten az olmaması gerektiği konularına değineceğiz. Yani emekli aylığının ne kadar komik olduğunu emekli olan her vatandaşımız az çok biliyor. Özellikle son 5 yılda emekli olanlarda bu iyice kendini hissettirir oldu. 2008'den sonraki günü fazla olanlar özellikle. Açlık sınırı dediğimiz olayı sendikalar araştırır. Hükümete, yetkililere tekliflerini sunarlar. Ülkemizde işte 3 kişilik bir ailenin ekmek gideri, şu kadar fatura gideri, şu kadar şeklinde bir istatistik belirlenir. Asgari ücret de ona göre belirlenir. Tabii ki gönül ister ki dediğim gibi asgari ücret çok çok yüksek olsun. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi asgari ücret yükseldiği zaman bu çalışanın cebine birazcık daha fazla para girmesi anlamına geliyor. Ancak asgari ücretin yükselmesi demek her şeyin yükselmesi anlamına geliyor. Devlet çıkıyor asgari ücrete %30 zam yaptım diyor. Asgari ücretle işçiyi çalıştıran ne kadar esnaf varsa ürettiği mala %30 zam yapıyor. Bu bir. Evet. İkincisi, asgari ücrete endeksli olan tüm sigorta primleri, Bağkur primleri, emekli sandığı primleri ki emekli sandığı primleri zaten devlet tarafından ödenen çalışanlara primdir. Bu arada araya gireyim. Süleyman Şanlı hayırlı yayınlar demiş. Biz de kendine buradan teşekkür ediyoruz. Mehmet Çınar hayırlı yayınlar demiş. Biz buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü araya girmezsem ekran kaydı zaman zorlanacağız. Evet, yani siz oraya... Hepsine selam ediyoruz. Evet. Kendilerine teşekkür ettik buradan. Evet, şimdi bizim sözümüzün, programımızın başında belirttiğimiz gibi bir sosyal medyada Facebook'ta grubumuz var. Evet. Bu grupta 2022 1 Ocak'tan itibaren bize Bağkur primi ne kadar, isteğe bağlı prim ne kadar, borçlanma ne kadar bir diye sorular vardı. Vatandaşımız o grubu nasıl bulabilir? Onu da bir tarif ederseniz. Grubu bulabilir arkadaşlarımız. Onu tarif ederiz. Evet. O en son bırakalım. Şöyle, vatandaş bize soru soruyor. Ben bir çocuk doğum borçlanması yapacağım. Evet. İşte sigortalı işe girişten sonra bir çocuğum var. Doğum borçlanması yapacağım. Ne kadar tutar? Öğrenmek istiyor vatandaş. Biz de cevabımızda dedik ki 2022 yılı için işte şu kadar tutar. Bir miktar söyledik. Bunu belirtirken günlük 53 lira 38 kuruştan hesaplayabilirsiniz dedik. Askerlik borçlanacağım diyene yine aynı cevabı verdik. Ancak 1 Temmuz'da beklenmedik bir olay. Asgari ücretin değişmesi. Tabii ki asgari ücret niye değişti diye demiyoruz. Böyle bir şansımız yok. Devletimiz böyle takdir etmiş. Daha da yükseltebilirdi. Biz ona saygı duyarız. Devletin siyasi konulara girmek gibi bir niyetimiz yok. Devlet eleştirme evet. Haddimize de değil. Tabii. Devletimiz bir şey yapıyorsa toplum yararına yapıyordur. O konulara girmek bile istemiyorum. Yapandan ancak, Allah razı olsun diyoruz. Tabii ki. Devleti için, milleti için, vatandaşı için kim ne yapıyorsa Allah razı olsun. Evet. A partisi, C partisi, evet. B partisi bizi ilgilendirmez. Evet. Ancak şu var ki 1 Ocak'tan itibaren günlük 53 lira 38 kuruştan borçlanabilirsiniz dediğimiz kişilere 1 Temmuz'dan itibaren 69 lira 2 kuruştan borçlanabilirsiniz diyoruz. 16 küsür arada fark evet. Var. Yani 16,5 lira 17 liraya yakın bir fark oluştu. Evet. Şimdi Haziran ayında asgari ücrete zam gündemde değilken vatandaşımız soru sormuş. 2022 yılı için 53 lira 38 kuruş günlük borçlanma. Sene sonuna kadar hakkınız var demişiz. Evet. Vatandaş da belki genel medyadan uzak, kendi işinde gücünde sene sonunda askerliğimi borçlanacağım diye hesap yapıyordu. Şimdi ne oldu? Evdeki hesap çarşıya uymadı. %30 arttı. Yani asgari ücrete gelen %29,5'luk zam otomatik olarak
Bu borçlanmalara da yansıdı. Yani küçük esnafın Bağkur primine yansıdı. Her türlü küçük esnaf ve sigortalının borçlanmasına yansıdı. Genel sağlık sigortası primine yansıdı. Belki genel sağlık sigortasına ayrıca değineceğiz. Yani asgari ücretin yansıması her şeye oluyor. Öyle bir şeyle kalmıyor. Hizmet sektöründe de böyledir. Kargo şirketi çalışanına asgari ücret zam geldi diye %30 zam verecek. Taşıma ücretine yapacaktır. Zaten akaryakıta gelen zamdan dolayı kargo şirketi zam yapmak için hazır bekliyordu. Hizmet sektöründen bahsediyorum. Şunu diyebiliyoruz o zaman. Ortası da öyle. Yediğimiz ekmekten suya kadar etkileniyoruz yani. Tabii ki. Yani bir asgari ücret. Bu asgari ücreti yapılan zam bir zorunluluktu. Çünkü her şey o kadar artmıştı ki asgari ücretli gerçekten artık belini doğrultamaz olmuştu. Az bile asgari ücretlinin hakkı olan 5,5 değil daha fazlasını hak ediyor çalışan emekçi kardeşlerimiz. Ancak şu var, tekrar ediyorum. Asgari ücrete zam demek, her şeye zam demek. Ya da her şeye zam, asgari ücrete zam demek. Bu çorap söküğü gibi bir tabir var. Evet. Birbirini tetikleyen şeylerdir. Evet. Halil Bey'in araya giriyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş İbrahim Ayhan. Biz teşekkür de buradan kendine ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. İyi akşamlar diliyoruz. Ve 3 haftadan beri Abdurrahman Şentürk vatandaşımız aynı soruyu soruyor. Tekrar burada güncelleyelim. Hayırlı yayınlar demiş. 24-12-1971 Bağkur. Evet. Hemen 30. Lazım. Evet, notunuzu alın. 24-12-1971 doğumlu. 24-12-71. Evet. Evet. Bağkur başlangıç 30-05-1989. 35-89. Toplam ödenmiş prim 5680. Evet. 1261'i SSK ne zaman emekli olabilirim demiş. Teşekkür son ederim demiş. 1261 günü SSK'ya yatırmışsa eğer. Evet. Bu SSK'dan. Hatırlıyorsun değil mi? Kurtuluş sordu. İki haftadan beri de soruyoruz. Bu SSK'dan emekli olacak anlamına geliyor. Evet. 89 girişli olduğu için 51 yaşa tabi. Bu da 5450 gün gerektiriyor. Yani Bağkur'daki ve sigortadaki günlerin toplamı 5450 gün olacak. Son 7 yılın yaradan fazlası yani en az 1261 günü SSK'lı olarak geçmiş olacak. 51 yaşında 5450 günde emekli olabilir bu kardeşimiz. Evet. İsmail Korolan Bey yine soru sormuş. Biraz da buna ben cevap vermek istiyorum. Demiş ki örnek zam elimize geçmeden emekli kendisi. Yumurta fiyatları 20 gün içinde 28 TL'den 58 TL'ye geldi maalesef demiş. Şimdi İsmail Bey orada katılmıyorum. Yumurta fiyatları 2 ay önce 45 liradan 30 TL'ye düşmüştü. Onu da görsün lütfen. Evet. Bir de İsmail Bey biz programımızda siyasi partilere ayrım yapmıyoruz. Şahıslarımızın, vatandaşlarımızın siyasi iradesi bunları sandıkta karar verecek. Sandıkta karar verecek. Onun için bu konulara girmiyoruz. Biz sadece yaptığımız programlardan vatandaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu gruplarımızda da bilgilendirme, yönlendirme o şekilde yapıyoruz. Evet. Şeyde kalmıştık yine asgari ücrette. Asgari ücretle ilgili aslında söylenecek çok şey var. Fakat dediğim gibi o zaman biraz fazla yoruma girdiğimiz zaman ister istemez siyasi yorum şeklinde anlaşılabiliyor. Efendim açlık sınırı dediğimiz şey 7000 iken asgari ücret 5500 bununla geçinilir mi diyoruz. Ama berber neden yanında çalıştırdığı çırağını kalfasını sigortalı yapmıyor diye de eleştiriyoruz. Şimdi bir berber düşünün mahallede. Evet. Maliyeti 8000. Asgari ücret verdiği bir kişinin. Bunun altından nasıl kalkacak? Bir de oradan bakın olaya. Yani biz isteriz ki berber çok kazansın. Berberin çok kazanması için ne yapacağız? 30 liralık tıraş 50 liraya olduğumuzda hoşumuza gidecek mi? Evet. Oradan da bakmak lazım. Yani aslında bir şeydeki artış her şeydeki artış demektir. Bu kadar basit. Yani sözün özeti bu. Siz şimdi, bir şeyi artırdığınız zaman aslında her şeyi artırıyorsunuz. Şimdi bu berber konusuna gelince Kırıkhan'dan berber can erkek kuaförü Mahmut Telli'ye selam yolluyoruz. Şimdi bildiğimiz için de orada bazen denk geliyoruz. Gelen kullanılan malzemeler katı katına zamlanıyor. Şimdi adam dediğiniz gibi şimdi 20 kağıda tıraş yapıyorsa malzeme oluyor 30 kağıt 40 kağıt. Evet. Vatandaş yine ondan vermeye çalışıyor. Evet. Yani şimdi berberlerin durumu da yani esnaflarımızın hepsinin durumu kötü. Şimdi arkadaşım berber ne kullanıyor bizde? Jilet kullanıyor, köpük kullanıyor, su kullanıyor, elektrik kullanıyor, klima çalıştırıyor dükkanında. Doğru mu?
Kolonya kullanıyor, şimdi, parfüm kullanıyor. Parfüm kullandı. Parfüm üreticisi yanında çalıştırdığı işçiye asgari ücret artışından dolayı daha yüksek para ödediği için parfüme zam yapıyor. Evet. Berber bunu daha pahalıya aldığı için tıraşa zam yapıyor. Bunlar dediğim gibi bakın hepsinin özetini tek cümleyle anlatabiliyorum. Bir şey arttığında her şey artar. Bu şimdi biz gördüğümüz için biliyoruz. Maliyet muhasebesindeki biraz şey alakalı. Şimdikine bir sorumuz gelmiş. İbrahim Ayan. Buradan kendisine selamlıyoruz. Evet İbrahim Bey. Bu kararnameden olarak bilinen şahıslardan herhalde arkadaşımız. Çalışan yıllarda diyor ödenen tediye ÖK ödemeler ve fazla mesai emekli olduğumuzda maaşa yansır mı? Şimdi. Tekrar edeyim mi? Yok anladım. Çalışılan yıllarda kişiye neyin ödendiğine biz gidip evraktan bakma şansımız yok. Evet. Prime esas kazanç diye bir tabir var. Sosyal güvenlik kurumuna çalışanla ilgili ne bildirilmişse sosyal güvenlik kurumu ona karşılık aylık bağlar. Evet. Fazla mesai yaptırdı sosyal güvenlik kurumuna bildirmek yerine elden ödediyse. Evet. Sosyal güvenlik kurumunun bundan haberi yoksa bunun emekli aylığına yansımasını kimse beklemesin. Bugün 16 milyon asgari ücretliden bahsetmişti sanırım az önce soru soran kardeşlerimizden biri. İlk 16 milyon. Soran. İsmail Bey. He. İsmail Bey 16 milyon asgari ücretlinin en fazla ülkemizde diyor. Bakın ben şuna inanıyorum ki 10 milyonu gerçekten asgari ücretle çalışmıyor. Daha yüksek ücretle çalışıyor. Bu görüşünüz, ancak kayıt dışı elden veriliyor. Biz bu görüş, tanıdığımız, bildiğimiz o kadar çok insan var ki. Bu görüşünüze katılıyorum. Evet. Akşamleyin haberlerde yine söyledi siyasilerimiz dedi. Evet. Bunu siyasi partileri şeycileri, sunucuları, sözcüleri açıkladı. Kesinlikle dedi ki böyle gittiğimiz zaman vatandaşla sokaklarda gördüğümüz zaman alamadıklarını söylüyorlar. Bu da bizim için bir vicdan azabı. İçimizi acıtan, acıtan konulardan. Ben şimdi şunu söyleyeyim konuya da girerken aynen dedim. Ben asgari şahsen asgari ücretin yükseltilmesine karşıyım. Çünkü işçinin çıkarılması, işçi azaltılması ve maaşın azaltılması yani bunlar yansıyor. Keşke herkes durumu iyi olsa da yani şimdi ben burada böyle deyince işverene de kızmıyorum ha. İşveren de durumu belli. Yani işte biz de onu diyoruz. Bakın evet. Bir şey diğerlerini tetikliyor. Asgari ücretin artırılmasına karşıyız. Ancak asgari ücretlinin o aldığı parayla evine temin etmek zorunda olduğu maddelerin fiyatının artışına daha çok karşıyız. Şimdi elektriğe zam gelmeseydi, ev kirasına zam gelmeseydi asgari ücretlinin, evine aldığı yağa, çaya, şekere, tuza, bibere zam gelmeseydi, bulgura, pirince zam gelmeseydi, asgari ücret zammına gerek kalır mıydı? Bence gerek kalmazdı. Gerek kalmazdı. Devletimiz de böyle bir şeyi yapmazdı. Asgari ücrete karşı şimdi değiliz. Ama asgari ücretin artırılması zorunlu hale geliyorsa bunun sebeplerine karşıyız. Halil Bey sen de hatırlarsın yaşıdız. Çocukluğumuzda çay kuruş şeylerin üzerinde 1 TL yazardı. Evet. O fiyattan satılırdı. Ben şimdi devletimizde bunu bekliyorum. 1 mar girmişse üstüne fiyat etiketi vurulmalı. O fiyattan bitene kadar o fiyattan gitmeli. Ama onu yapmıyoruz. Bizim stokçularımız, kendi vatandaşımız. Yani şimdi stok yapıyorlar, mal yükseltiyorlar. Daha en son olarak biliyorsunuz ki demir 19'dan 10'a düştü. Demek ki her konuda bu olabilir. Şimdi müdahale edilirse, devletimiz müdahale ederse bazı şeyleri yapabiliyor. Bir zaman doların 18'den 12'ye düşmesi gibi. Al demir de 19'dan 10'a, 11'e düşebiliyor. Demek ki yerinde ve zamanında müdahale gerekiyor. Bunu 19'a çıkmadan yapmaları gerekirdi. Burada da birileri de rant sağlamıştır. O da ayrı bir konu. Balık baştan kokar meselesi. Yani bilemiyoruz tabii. Evet. Şimdi. Şimdi aslında, konumuz. Bir şey daha vardı. Dedik ki az önce mala zam geliyor, elektriğe zam geliyor, şu bu. Yani asgari ücretin artırılmasına karşıyız diye bir şey kullandım. Aslında asgari ücretin artırılmasına değil işte. Asgari ücretin artırılmak zorunda bırakılmasına karşıyız biz. Yoksa asgari ücret artsın çalışanlarımız hakkı az önce 16 milyonun en az 10 milyonu aslında asgari ücretle çalışmıyor ama asgari ücret bildiriliyor, fark elden veriliyor dedik. Evet. Bunun daha da acısı nedir? Değerli izleyicilerimize de söylemiş olalım. Evet. Bunun daha da acısı bizzat şahit olduğumuz işveren diyor ki bankaya asgari ücreti yatıracağım gidip oradan paranı çekip gelip 1000 lirasını geri bana vereceksin diyor. Yoksa işten çıkarırım. Bu ayrı bir bakış açısı. Bir de banka matinal koyuyor, ben çekip vereceğim diyor. Heh.
Vekalet alıyor. Evet. Bankamatik kartınızı elinizden alıyor. Alıyor, evet. Şifrenizi alıyor. Gidip bank içeriden yatırıp dışarıdan çekip geri getirip 1000 lira eksiğini size veriyor. Yani 5500 lira ile geçinilir mi diyen kardeşim, abim. Bir de bunu bu açıdan bakalım. 5500'ü almak için çırpınan bir sürü insan var. 5500 hesabına yattığı halde eline 4000 geçen binlerce insan var. Çocuklu. Evet. Okuyan çocuklar. Yani vicdan adamı çekiyorum. Efendim, ben bu konularda vicdan adamı çekiyorum. Çalışıyorum. İşte bu şartlarda çalışmak zorunda bırakılıyor insanlarımız. Asıl içimizi acıtan şey bu olmalı. Yani asgari ücretle geçinemiyoruz. Doğru. Asgari ücretle iş bulamayan binler var, milyonlar var. Bir de oradan bakmamız lazım. Evet. Halil Bey, İbrahim Ayhan sormuş demiştim. Onun sorusunu tamamlayalım. Çalışılan yıllarda ödenen tedye, ek ödemeler ve fazla mesai emekli olduğunda maaşa yansır mı? Yoksa SSK uygulamasındaki maaşımı alırlar mı? Onu işte söyledim. SGK kendisine bildirilene bakar. Evet. Fazla mesaiyi de prime esas kazancı dahil etmiş de işveren onun da primini vergisini ödemişse, ikramiyeyi dahil etmişse, ödemişse SGK aylık bağlarken bunların hepsini dikkate alır. Ama bildirmemişse, bunu elden ödemiş, sonra ay sonunda imzalı bordroları almış, SGK'nın ulaşamayacağı bir yerde saklıyorsa ya da imha ettiyse, buna yapılabilecek bir şey yok. Kayıt dışıdır bu. SGK resmi evraka bakar. Gerisi onu ilgilendirmez. SSK bazı kurumlara yazı yazıyor değil mi emekli konularında falan? Yani şimdi emekli olursam diyor ya, bilgilerini kendilerinin kendi kurumlarından alıyordur. Şimdi gerçi SSK tutmuyordur. Şimdi şöyle, evet. SGK dediğimiz kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlerin bildirdiğini arşivler. İşveren evet. tarafından ben bu kişiye asgari ücret veriyorum şeklinde bildirilmişse, sistemden baktığında SGK bunu görür. Memurlar çalışırken normalde primler ödenir. Her şeyini devlete, SGK'ya bildirirler çalıştığı kurumlar. Ancak ben ne zaman emekli olurum dilekçesini kurumuna verdiğinde kurumu bütün çalışma dökümünü bildirir SGK'ya. SGK bu en son bildirimi dikkate alır. Ekrandaki bildirimleri dikkate almaz. Ona göre de aylık bağlar. Yani çalıştığınız kurumun ya da işverenin bildirimi itibar edilecek tek kaynaktır. Siz ne zaman itiraz ederseniz ya da çalışan ne zaman derse ki ben 10 bin liraya çalışıyorum ama işverenim bana 5500'ünü bankaya yatırıyor, kalanını elden veriyor. Bunun incelenmesi derse, şikayette bulunursa o zaman incelenir. Siz istemedikçe SGK kendi kafasından gidip de herhangi bir işvereni denetlemez. İşverenin bildirimine itibar eder. Aynı vatandaşımız İbrahim Bey demiş ki, elden almadık devlet hastanesi demiş. Yani kurumu devlet hastanesiymiş. İşte onu biz bilemeyiz. Devlet hastanesi de bildirdim bildirmeden prime esas kazancına o zaman o arkadaşımız e-devlet şifresiyle hizmet dökümüne bakacak. Prime esas kazanç miktarını kendisi görebilir. Aylık bağlanırken o kazançlar dikkate alınır efendim. Oğuzhan Burçin Rusoy benim meslektaşım. İyi yanlar dilerim Mehmet abi. Seni burada görmek güzel özlemişiz demiş. Selamlar yolluyoruz buradan ailene de. İnşallah yine görüşürüz. Şimdi yine sorularımıza devam edelim o zaman. Demin işverene asgari ücretin şeyini, yükünü sormuştuk. İşçiye yükü nedir? Biraz da ona değinelim. Aslında işçiye de yükünü anlatmış olduk az önceki anlattıklarımızla. Evet. Asgari ücret arttı. 10 tane çalıştıran adamın eğer 10 kişiyi çalıştırma gücü yoksa artık gözünün üstünde kaşın var demeye başlar. Gözünün tutmadığı işçiyi işten çıkarmak için bahane kollamaya başlayacaktır. Bu çalışan herkes için risk anlamına geliyor. Daha çok çalışalım, daha çok patronun gözüne girelim, aman işimizden olmayalım telaşı başlıyor. İşçiye başka da bir zararını göremiyorum ben. 3-5 kuruş fazla geçecek eline. İşçi için bir kazançtır bu. Ancak dediğim gibi her iş yerinde işten çıkarılma korkusu olduğu gibi asgari ücretin artmasıyla birlikte bu korku biraz daha artacak ve biraz daha stres ve panik oluşacak burada. Yine devam edelim. Yine Osman kardeşimi ellerinden öperim demiş. Ben de gözlerinden öpüyorum kardeşim. Genel sağlık sigortası veya diğer Bağkur olsun şey olsun asgari ücretin artışının yansımasından bahsedelim. Evet. Şimdi genel sağlık sigortası dediğimiz olay daha önceki programlarımızda evet. bahsettik. 18 yaşını doldurmuş
öğrenci olmayan ya da öğrencilik vasfını yitirdikten sonraki sürede, üniversitede 25, lisede 20 yaş sınırını aştıktan sonra her Türk vatandaşının gelir testine tabi olduğunu, gelir testi sonrasında gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden düşük olması halinde yeşil kartlı, yani primi devlet tarafından ödenen sigortalı, asgari ücretin 1/3'ünden fazla olması halinde de kendisinin genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda olduğunu belirtmiştik. Asgari ücret zammından önce bu 150 lira 50 kuruş gibi bir rakamdı. Yani 151 lira yoktu. Şu anda bu arttı. 194 liraya çıktı. Artık bundan sonra asgari genel sağlık sigortalısı kardeşlerim biraz daha fazla para ödeyecekler aylık olarak. Onun dışında fazla da bir şey yok. Yani. Bu arada stüdyomuzda konumuz olan Hatice Cemremir'e de hoş geldin diyoruz. İnşallah ileriki tarihlerde birlikte program sunacağız. İnşallah. Evet. Abdurrahman Şentürk kardeşim, evet, soru konusunda biraz kendini şey etmiş, ama açmış. Bayağı dertli bir şeyimiz. Hı. Abdurrahman Şentürk kardeşim, şimdi sana buradan yetişemesek bile o numaradan arayabilirsin, özelden yazabilirsin. Soruyu yine sormuş. Şimdi E-Devlet'te çalışma hayatına baktım. Yaş 52 olarak gösteriyor. 51'den gün aldıktan sonra SSK'ya gidip bilgimi alayım. Teşekkür ederim. Şimdi SSK'ya gidip bilgi almasına gerek yok. Orada yaş 52 gösteriyorsa giriş tarihini söylesin bize. 52 mi 51 mi olduğunu biz söyleyelim. İşe giriş tarihini belirtmediği için. Belirtmişti şimdi, yukarıda 71 midir? Şey diyor. 71 doğumlu, 89 girişli olan arkadaşımız. 24-12-1971 doğumlu. He, tamam. 89 girişli olan. Evet, 5. 30 aynı dedim ya. 51 yaşına tabi bu. He? 51 yaşa tabi. 51 yaşına. Evet. 52'den gün aldı mı? Bakın Mehmet kardeşim, evet, bu gün alma, gün sapma olayı yok SGK'da. Evet. 51 yaş doğduğu günün üzerine 51 eklediği zaman bulduğu yaştır. Doğduğun 51 ekledi. 51. doğum gününü kutladığı gün 51 yaşındadır insanlar. Evet. Yani doğduğu günün üzerine 51 yıl koyacak, doğum gününde 51 yaşındadır. Yani bir gün alma, aslında ertesi gün efendim 52'den gün aldı. Alma kardeşim, alma, bırak. 51 yaşındasın işte. Aynı. Ertesi gün emeklilik talebini verebilirsin. Bu, İster 2 sene 3 sene daha çalış işin rahatsa. İster çalışma. O şimdi biraz şey yapalım. Heh. Bayanlarımız bu konuda çok takılıyor ve devlet hastanesine gitti mi sizin dediğiniz gibi yazdığı için çok memnun oluyorlar. Evet. Şimdi bayanlar tabii ki hepsi annemiz, bacımız, evet, kardeşimiz. Onlara saygı duyuyoruz. Ayrı bir şey. Yaş konusunda onlar biraz daha tartışmalı. Kendi aralarında özellikle. Olabilir. Onlara da o şekilde saygı duyuyoruz. Ancak yaş hesaplama sistemi, gününe ayına dokunmuyorsunuz. Yılın altına 51 ekleyip topladığınız zaman 51 yaşınızı buluyorsunuz. 52 yaşında emekli olacaksanız 52'ye ekleyin, toplayın. En sonunda Abdurrahman Bey bize teşekkür ederim dedi. Biz de sana teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Her zaman sorularınızı bekleriz. İlgili vatandaşlarımızdan her zaman sorularını bekleriz. Yalnız dediğimiz gibi sorularımızı eksik yazmazsak sorularımız dönmez. Net cevaplar alabilirsiniz. Siz de yorulmazsınız. Biz de yorulmak. Kimse kimseye de kırılmaz. Evet. Şimdi sosyal medyadaki grubumuzla ilgili bir şeye değineceğim. Anladığım, evet, kadarıyla orada soru yok. Bizim de konularımız var gerçi. Çok, evet, çok şeyler var ama hepsini birden şey etmeyelim, şimdi, dağıtmadan. Değerli arkadaşlarım, sosyal medyada soruları soruyorsunuz. Bazen bakıyorum 10 tane 15 tane soru olmuş. Hepsini birden onaylıyoruz. Takdir edersiniz ki bizim de ailemiz, çoluk çocuğumuz, kendimize ait işimiz, müşterimiz var. Yani tamam, sosyal medyada insanlara yardımcı olacağız dedik ama 7/24 her işi gücü bıraktık, size yardımcı olacağız diye de kimseye söz vermedik. Sosyal medyada adam soruyu sormuş, 15 dakika sonra neden sorumu yayınlamıyorsunuz şeklinde içinde hakaret de olan bir cümle daha paylaşmış. Kardeşim 15 dakika gidip devlet dairesinde ya da bankaya para yatırmak için gidiyorsunuz, 2 saat bekliyorsunuz. Ne bu sabırsızlık kardeşim? Halil Bey, burada suçlusunuz. Adam yazdı mı göreceksin, cevaplayacaksın. Öyle bir dünya yok maalesef henüz. Devlet dairesine de gitseniz, belli, evet, bir süre sırada bekliyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz, para vermek için sırada bekliyorsunuz. Para vermek için. Kendi hesabınıza para yatıracaksınız. Poşetle para var elinizde, sırada bekliyorsunuz. Almak kardeşim için de bekliyoruz. Daha bir de randevu alıyorsun. Fazla, evet, para çekeceğin zaman randevu veriyorsun. Onun için lütfen sorularınızı sorun. Biz müsait olduğumuzda soruların hepsini onaylıyoruz. Fırsat bulduğumuz ölçüde de sorularınıza zaten cevap veriyoruz. Yani yetişebildiğimiz kadarıyla. Eğer eksik kaldığımız, yetişemediğimiz yerler varsa bunlar için de kusura bakmayın. Şimdi bu danışmanlık konusunda şey diyorlar ya.
Biliyorsun ki sen benim hem ortak hem arkadaşımsın. Benim damat bir. Kardeşim iki, ücret aldıklarımızdan bahsedelim ki kimlerden aldığımızı. Damat, kardeş, hanımın teyzesi. Ve sizin yaptığınız bir şeyi de anlatacağım. Şimdi Halil Bey bir gün geldi. Dedi ki bir tanışımız var ortak. Bu adamın 8-9 ay eksiği var. Yani bunu anlatmamın sebebi de yaptığımız şeyi bilsinler. Dedim ne yapmak istiyorsun? Ya dedi ben bunun 8-9 ayarını yatıracağım dedi. Emekli olduktan sonra dedi geri bizi öder. Ya dedim biz ortaksak dedim biliyorsun ki. Yani biz zarar ettiğimiz konular da oldu. Kazandığımız oldu, yerler de oldu. Biz ama dedik biz bu yola birlikte çıktıksa ben de sana dedim ki birlikte hareket edelim. Evet. Ne olacaksa olsun evet. Dedik mi? Bu yola çıktık. Biz ve yüzeceksek beraber. Ve bu vatandaşımızı emekli ettik. Şu an var ya onun verdiği mutluluk bana yani şimdi şurada şey diyor. Vatandaşlar diyor böyle soruyormuş kaldınız, şey mi kaldınız? O senin yaptığın ve beni de ortak ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Yani o vatandaşımız da bize çok minnettar. Her zaman ağzından düşürmüyor. Kendisine de buradan selamlar yolluyorum. Evet. Yani her şey para değil. Ancak evet. Değerli arkadaşlar bakın biz parayla imtihan oluyoruz. Evet. Bazen parasız da kaldığımız olur. Her şey para değil. Efendim siz de mi paracı olduğunuz şeklinde konuşanlar var. Ben bir tek soruya kalemi kağıdı alıp bilgisayarın karşısına geçip ya da hesap. Bunu ben gözle görüyorum. Onlar görmüyor ama. 2 saat uğraştığım zamanlar var. Ya Allah rızası için. Şimdi şu tarihte işe girdim ne zaman emekli olurum derseniz ben günde 5000 tane soruya cevap veririm. 10 saniyemi almıyor bunlar. Sıkıntı yok. Ancak bir vatandaşımız bir hizmet dökümü göndermiş. Tam 60 tane işe giriş çıkışı var ve bu arada Bağkur'ları var. Her işten çıkıştan sonra Bağkur devreye girmiş. Bağkur ayrı sigortasını ayrı çakışmalarını temizliyorsunuz. Ondan sonra son 3,5 yılın hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Son 7 yıla bakıyorum kafa kafaya gidiyor. Her ay 20 gün çalışmış 10 gün Bağkurlu, 10 gün çalışmış 20 gün Bağkurlu. Şimdi yani takdir edersiniz ki bir kişiye cevap vermek için 2 saatimi ayırıyorsam yani cüzi bir ücret emeğimin karşılığını istediğim zaman da bunu kimse yanlış anlamasın. Evet. Kusura da bakmayın. Şimdi senin verdiğin örnek gibi niye normal sağlık ocağı veya devlet hastanesi dururken özele gidiyorsun? Yani. Bizim normal sorular sağlık ocağından devlet hastanesi, özel sorularımız özel hastanelerimiz. Tabii ki özel hastaneye gittiğimiz zaman nasıl ki ücret ödüyorsak, özel hizmet ne için gidiyoruz? Evet. Devlet hastanesine gittiğimizde ya randevun yok diye bakmıyorlar, ya randevu almak için aradığımızda 10 gün sonra ya randevu alıyoruz. Ama özel hastanenin kapısından giriyoruz, selam veriyoruz, 150 liramızı verdiğimiz zaman muayenemiz olup ilacımızı yazdırıp çıkıyoruz. Bu yüzden tercih ediyoruz. Şimdi az önce verdiğim örnek, vatandaş SGK'ya dilekçe veriyor. Evet. Dilekçesinin cevabı şu, yıllardır çalıştım, ben orada oturuyor olsaydım aynı cevabı ben de yazardım. Şu tarihte işe girdiğinizden Bağkur'da şu yaşa, SSK'da şu yaşa tabisiniz, son 7 yılın yarıdan fazlası hangi sigortalılıksa ona göre emekliliğinizi hesaplayın. Vatandaş e-devlet şifresiyle girip hizmetini inceleyemiyor ki, buna yeterli değil vatandaş. Zaten bunu bilse size sormazdı. Şimdi peki bunun ayrıntısını nasıl verecek? İşte şu tarihte şu kadar günün, şu tarihte şu kadar Bağkur, şu kadar SSK'n var. Buna göre şu kadar gün daha SSK'lı çalış, Bağkur'dan fazla olsun emekli ol. Böyle bir hesap yapmaz ya SGK'daki memur. Yapmıyor da. Çünkü o benim 2 saat ayırdığım süreye oradaki memur 2 saat ayırmaz. Çünkü o kadar vakti olmaz oradaki hiçbir memurun. Evet. Bir sorumuz geldi yine aynı arkadaşlardan İbrahim Ayan. Yine teşekkür ediyoruz. Böyle bizi sorulardan eksik bırakmadığınız için. Bu ay emekli dilekçesi verdik. 12 yıl çalışma. Taban ücret 15.371 oldu. Bu taban fiyata göre mi kıdem tazminatı ödemesi alınacak? Yoksa son maaşın brütü üzerine mi olacak? Ya da ne kadar alabileceğiz? Kıdem tazminatları en son alınan maaş üzerinden hesaplanır. Bunu özellikle kamuda çalışanlar çok iyi değerlendirir. Ocak ve Temmuz'da zam alan çalışanlar. Temmuz'da aylığını alır, son aylığını alır. Ertesi gün emeklilik dilekçesini verir ki son aylık üzerinden kıdem tazminatı hesaplansın. Ve tazminatlar brüt aylık üzerinden hesaplanır. Net aylık üzerinden değil. Yani brüt aylıkta Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazanç. Ha bunun içerisinde işverenler yemek ve yol yardımını da dahil ederek veriyor. Bazıları veriyor, bazıları dava sonucu alıyor. Yani normalde verilmesi gerekiyor. O kişiye onları veriyorsanız brüt,
Onu vermeniz gerekiyor. Fakat çoğu işveren dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdiği kazanç üzerinden veriyor. Vatandaşımız da hesaplıyor. Ya 15 bin liraya çalışmış, 500 lira da aylık yemek ve yol ücreti var. Evet. 15 bin lirasını alınca 500 lira hesabını çok yapmıyor. 3 sene çalışmış olsa 45 bin yapar. Yemek ve yol yardımı ise 1500. O 1500 lira için de işveren de karşı karşıya geleceğime diyor. O zaten 45 bini vermiş. Çok da üzerine düşmüyor. Bu arada şunu duyuyoruz. Mesela maaş alanlar arasında. Ben de aynı maaşı. Benden sonra emekli oldu. Şu maaşı alıyor. Neden bu kadar alıyor? Ben niye o kadar almadım? Onları bir açıklarsanız. Şimdi emekli aylık bağlanırken evet. En son aldığınız maaşa değil. Gün sayısına da değil. Toplam gün sayınıza ve toplam kazancınıza göre aylık hesaplanır. Ve bu 3 aşamalı olarak hesaplanır. 1. 99 2000 öncesi. 2. 2008 öncesi. 3. 2008 sonrası. Yani 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası. 2000 öncesinde aylık bağlama oranları %60. 2000 ile 2008 arasında %60. Neden peki 2000'den sonra çalışanların aylığı düşüyor denilebiliyor. 2000 öncesi %60'ın yanında asgari ücretten az olamaz diye bir madde vardı. Asgari ücretin altında kalırsa asgari ücreti tamamlanıyordu emekli aylığı. 2000 ile 2008 arasında %60 olarak sabitlendi. Aradaki o asgari ücretten az olamaz maddesi kaldırıldı. 2008'de ise tamamen farklı bir aylık bağlama sistemi geldi. Hani günün arttıkça aylık düşüyor şeklinde bir tabir var. Evet. Kısmen doğru. Kısmen şöyle doğru. 2000 öncesi 2000 gününüz var. 2000-2008 arası da 2000 gününüz var. 2008 sonrası da 2000 gününüz varsa aylığınızı 2008 sonrası gününüz düşürür. 2008 sonrası hiç çalışmanız olmazsa o 4000 günle emekli olursanız ya da 3600 güne tabi olarak emekli olursanız sizden sonra 2000 gün daha çalışan kişiden en az 1000 lira daha fazla aylık alırsınız. Evet. Çünkü 2008'de aylık bağlama oranı %30'a düştü. Peki bu %30 nasıl olacak? Asgari ücret bugün 6000 liraysa bunun %30'u 1800 lira. Yani 2000 lira bile değil. Şu anda bağlanacak emekli aylığı bu mantıkla baktığımız zaman. Ancak 2008 yılındaki düzenlemeyle ne kadar gününüz çoksa o kadar aylık bağlanacak diye bir madde eklendi. Bu 2008'de ve daha sonra ilk defa işe girenler için uygulanan bir madde. Yani şunu diyebilir miyiz? Geçen de gene sağlık sorusunda demiş 2008'den sonraki bazı şeyler çok değiştirdi yani. Evet. Şimdi çünkü 2008 öncesinde 7000 ve Bağkur'da 9000 gün veya Bağkur'da kısmi emeklilikte 5400 gün şartlarından sonra yaş veya günde artı var ise her yıl için belli bir oranda aylıktan, yaştan yüzde ve günden yüzde şeklinde aylığa ilave yapılırdı. Günü fazladan olduğu için. Evet. Mesela 5400 günde 58 yaşında emekli olacak adam. 7500 gün olmuş, yaşı gelmiş 58'e. Emekli oldu. 5400'den sonraki her yıl için %2 aylık artış olur. Şunu diyebiliyor muyuz? EYT'liler sıkıntı yaşayacak bu maaş düşmesi konusundan. Çünkü adamlar emekli olamıyor, çalışıyor. Evet. Şu anda yani işte bildiğimiz arkadaşlarımız da var, o da sıkıntı. EYT'li olan her vatandaşımız 2008'den sonra çalıştığı, asgari ücretle çalıştığı her ay alacağı aylık düşüyor. Yani bir taraftan emeklilik gecikiyor, bir taraftan geciken emekli aylığı azalıyor. Böyle bir mağduriyet söz konusu. Çifte mağduriyet. İnşallah siyasilerimiz bunlara da bir çalışma yapıp da çıkarırlar da vatandaşlarımız da rahatlar. Yani temennimiz bu. Şöyle bir şey var. Bugün grubumuzda şöyle bir şey paylaştım. EYT ile başlayan sorulara ya paylaşımlara cevap verilmeyecektir diye. Çünkü vatandaş diyor ben 1990 girişliyim 6000 günüm var EYT beni kapsar mı? EYT bana vurur mu? Değerli arkadaşım 90'da girmişsen ve EYT'nin kimi kapsadığını bilmiyorsan kusura bakma bu EYT çıkmasın ve sizi de kapsamasın. Ben bunu diyorum. Herkes faydalanmak istiyor sanki. Neden? Ya kardeşim 99'dan önce giren herkes EYT'li ama günü tamamsa. Evet. Günü tamamsa EYT'li. EYT emeklilikte yaşa takılan demek. Gününüz yoksa siz yaşa takılmamışsınız, güne takılmışsınız.
Siz EGT'lisiniz. Yani sizin EYT ile işiniz yok. Ancak EYT dediğimiz şey gününü tamamlamış olacak. Önce bir 5000 günün ya da 3600 günün olacak. Kısmi ya da tam emeklilik için. 5000 günün yoksa tam emeklilik için EYT sizi kapsamaz. 3600 gününüz yoksa kısmi emeklilik için EYT sizi kapsamaz. Dolayısıyla EYT beni kapsar mı demeyin. Neden? Ortada EYT yok henüz. Yani şimdi şu var. 99'un 8. ayında giren benim 2 yaş küçük kardeşim sırf EYT'li diye 43 yaşında emekli olacak. Ben de 99'un 9. ayının 10'unda işe girdim diye ben 60 yaşında emekli olacağım. Aramızda 17 yaş. Şimdi bunu da kimse kabul etmez. Hiçbir siyasetçi de bu riski göze almaz. 43 yaşındaki kardeşimi emekli edecek, bana da 60 yaşını bekle diyecek. EYT'yi memnun ederken diğer kardeşi devlete küstürür. Bunu hiçbir siyasetçi göze alamaz. Onun için EYT'li kardeşlerime de sesleniyorum. EYT sizin beklediğiniz gibi asla çıkmayacak. Çıkmayacak. Ben etkileyecek yani milleti. Ancak şu var. EYT'de emeklilikte yaşa takıldınız. Normalde sizin 6000 gününüz var. Evet. Mevcut tabloya göre de girişiniz 90 olduğu için ya da 96 diyelim. 96 girişli olduğunuz için ben bakıyorum size diyorum ki 96 girişlisiniz 56 yaşında emekli olacaksınız kardeşim. Dedim. EYT çıkarsa şunu diyecekler. Bu 56 yaşında emekli edeceğimiz kişiyi diyelim ki gel kardeşim sana bağlayacağımız aylıktan emekliliğine kalan her yaş için %10 eksiltelim. Örneğin 3500 lira aylık bağlayacaksak seni biz 53 yaşında emekli edelim ama aylığından %30 düşelim. Yani 2400 lira aylık bağlayalım sana. Varsan gel buyur diyecekler. En iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle bu. Yani erken emekli edeceğim seni ama daha düşük aylık bağlayacağım. Var mısın diyecek. Bunu da 5 yaşı geçirmeyecek asla. Çünkü 5 yaş demek %50 demek. Şeye mi dönecek? Mesela diyor ya 2500 liraya maaşa kadar gelene kadar aynı maaşta kalacak. Sabitlenecek mi öyle? Öyle bir yok plan. Maaşın sabitlenmesi söz konusu değil. Adam 10 bin lira da emekli aylığı bağlanacak olabilir. Yüksek ücretle çalışıyor. Ama şimdi tavandan çalışıyordur 20 senedir, 30 senedir. Şimdi bu adama da %10 düşüreceğim dediği zaman 10 bin liranın %10 düşer. Yani %30 düşürdüğü zaman 7 bin lira aylık bağlar. Şimdi bir de oradan bakmak lazım. Hep tabandan değil. Tavan da var bu aylıkta. Şimdi asgari ücretin 6,5 katına kadardı. Sonradan 7,5 katına çıktı. Asgari ücretin 7,5 katına kadar prim ödemesi yapılabiliyor Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Ülkemizde seçen mağdur, seçilen her zaman... Bu ülkemizde değil. Dünyada böyle. Dünyada böyle. Şimdi dünyada şey diyelim. Böyledir. Mesela ülkemizde adam 2 yıl milletvekili yaptığı zaman, gününü de doldurduğu zaman yaşını emekli oluyor mu? 2 yılda emekli olunmaz. Gününü doldurursa ama. Şimdi bir milletvekili yok bir yıl milletvekilliği yapan süper emekli oluyor. Evet. Yok 18 yaşında milletvekili olacak 19 yaşında emekli mi olacak? Değerli arkadaşlarım bu tür safsatalar tamamen siyasi oyunlardır. Böyle bir şey yok. Kişi milletvekilliği yaptı. Süper emekliliği hak etti ve kenara yazdı. Evet. Normal bir vatandaşın emekli olması için gerekli tüm şartları sağlaması gerekiyor. Yani 2000 ile 2005 arası milletvekilliği yaptı. Evet. 2000'de işe giren kişi hangi yaşta emekli olacak? Erkek 60 yaşında. Hangi günle? 4500 günle. 4500 günü tamamlayacak, 60 yaşında tamamlayacak, o zaman süper emekli olacak. Süper emekli olacak. Süper emekliliği o zaman hak ediyor. Yani emekli olma şartlarını taşımadan süper emekli olunmaz. Şunu diyelim yani şimdi hatırlarsam rahmetli Turgut Özal zamanında mı süper emeklilik diye bir şey çıktı bunlara? Yani tam yılını hatırlıyorsam. Siyasetçi farklı bir şey çıkarıyor. Bir şeyler çıkarıyor. Turgut Özal zamanında bir dönem daha sonra bir seneye düşürüyor. Ama seçimlerde falan filan. Benim seçmenim eziliyor. Siyasetçiler kendi şeylerini hemen geçiriyor. Ya Mehmet kardeşim. Evet. Ucu siyasete dokunacak şeylere girmek istemiyoruz dedik evet. En baştan. Evet. Girmeyelim de mümkünse. Ancak sadece şunu deyip geçeceğim. Evet. Bu herhangi bir siyasi parti için geçerli olmadığından, evet, genel olduğundan. Biz genel konuşuyoruz, evet. Genel konuşuyoruz, kimseyi de eleştirmiyoruz. Bugün herhangi bir siyasi parti diyor ki, benim falanca ilden milletvekili aday olmak istiyorsan partinin hesabına şu kadar TL yatır. Bütün partiler bunu yapıyor. Bütün partiler bunu yapıyor. Baştan rüşvete alıştırıyorsun. Evet.
Baştan rüşvete alıştırıyoruz. 300 kişi 10 tane 12 tane milletvekili çıkaracak bir şehirden 300 kişi yatırıyor o parayı. Ne oldu? Milletvekili aday adayı olmuş arkadaş. Sonra bunun içerisinden ekstra bir yerlere bir şeyler verenler kotaya giriyor. Ya da halka soruyorlar, nabız yoklaması yapıyorlar. Bazılarının söylemine göre ne kadar yapıyorlar onu da bilmiyorum. Nabız yoklaması çektik. Şu 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 kişilerin aday olması gerekir. Ben ona da çok inanmıyorum. O başka yerleri de görmüştür. Alakası yok, evet. Bu diyorum bakın tek parti için konuşmuyorum. Bütün partiler için konuşuyoruz. Bütün zaten partiler için. O başka bir programlarımıza kesinlikle ayrım yapmıyoruz partilere. Evet. O şekilde milletvekili oldu. Değerli arkadaşım, aday adayı olmak için para yatırdınız. Aday olmak için birilerine para yatırdınız. Kayıtlı veya kayıt dışı. Siz kazandığınız zaman, seçildiğiniz zaman rahat durur musunuz? Kusura bakmayın. Gaz gelmeyecekse tavuğunu vermez kimse. Hani gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez tabiri var. İnsanların oradan bir gaz beklentisi var ki tavuğunu vermiştir. O yüzden siyasete girerken başlıyor bu rüşvet olayı. Ben kardeşim insanlar bırakın aday adayı olsun ya. 300 kişi olmasın. 3000 kişi aday adayı olsun. Ne yapacaksınız? Çarşaf usulü. Eskiden çarşaf usulü. Evet, çarşaf usulü. İnsanlar kimi tercih ediyoruz? En fazla oy alan. Bu ilin kontenjanı 12 kişi mi? En fazla oy alan 12 kişisini al. Aynen. Bu kadar basit. Yani fikirler bir. Parası çok olan. Maalesef bugün herhangi bir bakkalın, herhangi bir berberin, herhangi bir terzinin milletvekili olduğunu tarih yazmamıştır. Yok böyle bir dünya. Olamaz. Ben örneğini duymadım. Duymadım. Varsa kusura bakmasınlar, cahilliğime bağışlasınlar. Yok ben de duymadım. Yanlış ettim. Evet. Bu arada bir Aliçoğlu vatandaşımız soru sormuş. Evet. Zaten bu soruyu da toparladıktan sonra şey edelim. Evet. 2020'de gariban yurt dışı borçlanması yapıyor. Evet. Asgari ücretli %32 öderken yurt dışındaki %46 prim ödüyor. Evet. Bu emekli maaşlarına nasıl bir etki eder? %46 prim ödemesi kazancı değiştirmiyor. İkisi de asgari ücret beyan ediyor borçlanma yaparken. Yani herhangi bir vatandaş, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, berber, terzi kardeşim gitti. Emeklilik için benim 300 güne ihtiyacım var dedi, askerlik borçlanması yapacak. Askerlik borçlanması yapılırken günlük kazanç beyanı girilir. Günlük kazanç girilirken günlük brüt asgari ücret bugün 166 lira 60 kuruş son düzenlemeye göre. Pardon, özür diliyorum. Bir önceki düzenlemeye göre. Yani bu 1 Ocak 30 Haziran arasındaki düzenlemeye göre 166 lira 80 kuruştu. Şu anda 215 lira 70 kuruş. Evet. Bunu yurt dışı borçlanması yapana da soruyor. Borçlanma talebi girerken herhangi bir askerlik borçlanması yapana da soruyor. Yurt dışı borçlanması yapacak olan 215 lira 70 kuruş girdiğinde günlük kazancını, günlük kazancının %45'e oranında yurt dışı borçlanması yapıyor. Herhangi bir vatandaşımız gene 215-70 girdiğinde kazancının %32'si oranında borçlanma yapıyor, tahakkuk ediyor. Evet. İkisi de asgari ücret üzerinden borçlandığı için ikisinde de bağlanacak aylık asgari ücrete göre oluyor. Evet. Efendim yurt dışındaki insana bu zulüm değil mi? Bunu devlet bababilir, biz bilmeyiz. Siyasiler bilir, büyüklerimiz bilir. Büyükler bilir. O konuya girmiyorum. 2020'ye kadar bu eşitti. Vatandaş cebinden oraya kadar okumadık biz. Biz azıcık okuduk ama daha o kadarını okumadık. Aklımız yetmez orasına. Evet. Biz sadece mevcut olan yasal düzenlemelerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme çabası içerisindeyiz. Yoksa EYT çıkarsa ben ne kadar aylık alırım, ne zaman emekli olurum? EYT çıkmadan ben konuşmuyorum arkadaşım. EYT çıksın, o metni bir okuyalım. İnanın sizin EYT ile ilgili tüm sorularınıza ayrıntısıyla cevap vermeye çalışacağım. Ama ortada olmayan ve nasıl çıkacağı konusunda hiçbir fikrim yokken bir yasayla ilgili yorum yaparsan, EYT çıkarsa sen emekli olursun. Olamazsın kardeşim, bilmiyorum. Belki de olamazsın. O yüzden yanlış bilgi vermektense bilmiyorum demeyi tercih ediyorum. Bilmiyorum demek benim için
utanılacak, gocunulacak bir konu değil. Bilmediğim konuda... Araştırmamak bilmiyorum. Derler ya, atasözü var. Araştırmamak, bilmemek değil, araştırmamak ayıp. EYT kimleri kapsar? 1999'un 9. ayının 9'u. SSK girişliler için tarih bu. Bağkurlular için 9. ayın 8'i bakın. Tarih. O tarihte giren EYT'li değil, 9'unda giren. 8'inde giren Bağkur'du, 9'unda giren SSK'lı, EYT'li olamaz. Bir gün öncesinde girmişlerse bunların hepsi EYT kapsamındadır. Günü tamam olmak şartıyla. 97'de girişim var, 300 günüm var, EYT çıkarsa emekli olur muyum? Böyle saçma bir soru olmaz arkadaşım. EYT konusunda hiçbir fikrin yok demektir. Toparlayalım, son cümlelerinizi alalım. Son cümlelerimiz... Tabii bu arada... Arkadaşlarımızdan... Aliço güzel bir cevap oldu. Teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz kardeşim. Hasan Kelce, Kırıkan Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz yayınlarından dolayı. Cümlelerimizi tamamlayalım. Değerli arkadaşlarım, bizim yayınımızın başında belirttiğimiz gibi sosyal medyada SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kısaltması SGK, emeklilik işlemleri diye bir grubumuz var. Burada soru soran herkese elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu grupta farklı gruplara da girip çıkıyorum. Şu anda en az 15 tane gruba girip çıkabiliyorum rahatlıkla. Farklı sosyal güvenlik grupları da var. Emeklilik işlemleriyle ilgili, diğer konularla ilgili, SSK, Bağkur emeklilik işlemleri şeklinde farklı gruplar da var. Bizim kimseyle rekabetimiz falan da yok. İsteyen istediği gruptan, faydalandığı gruptan gider bilgisini alır. Herhangi bir grubun reklamını yapmak değil amaç burada. Grupta insanlara faydalı olduğumuzu belirtmek. Bunu reklam olarak da anlayan canı sağ olsun deriz. Onu da biz bu söylemiş olduk. Yola çıkarken yardımcı amaçlı demiştik, evet. Bu gruptan benim bir kuruşluk menfaat beklentim olmadı, olmayacak da. Bu grupta soru sordu diye kimseden herhangi bir talebimiz olmadı. Ama değerli kardeşlerim, ben şunu istirham ediyorum. Benim soruma neden cevap vermedin? İşte paylaşıma bir saat oldu, hala yayınlanmadı. Ya da işte siz sadece şu partililere mi hizmet veriyorsunuz? Bu partililere mi cevap veriyorsunuz gibi farklı şeyler var. Bir de gruptaki arkadaşlarımdan özellikle istirham ettiğim bir konu var. Vatandaş soru soruyor. Ölüm aylığı alan bir vatandaş. Aylık miktarının düşük olduğundan yakınıyor. Bu diyor. Neden düşük? Orandan mı, işte farklı bir şey mi var acaba? Komşum benden yüksek aldığını söylüyor gibi. Hemen altına şükret, Allah gözünü doyursun gibi patavatsızca ve saygısızca yorum yapan kardeşlerimiz var. Lütfen arkadaşlar, Allah'tan gelene biz şükrediyoruz. Kulundan gelene sebebini sorarım. Bunu da kimse eleştiremez. Kanunda varsa 3 de alsın, 5 de alsın. Bizi ilgilendirmez. Kanunda varsa ben... Babasından, eşinden ve çocuğundan ayrı ayrı aylık alanlar da var. Çünkü kanuni hakkı. Alsın, güle güle alsın. Ben ona bir şey diyemem. Burada bir haksızlık varsa kanundadır. Kanundaki haksızlığı düzeltecek olan da ben değilim, kanun koyucudur. O yüzden biz kanunları eleştiremiyoruz. Kanuni hakkı varsa vatandaşın, vatandaşı da eleştiremiyoruz. Kanuni haklarını göstermekle mükellefiz. Biz vatandaşa bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 22 Temmuz Cuma, Ardoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Burak Karaoğlan konuğum olacak. Yine bütün ülkemi, vatayımın güzel insanlarını bekliyorum. Kısaca da programımızın adının önce düşün, sonra konuş olmasını da bir açıklayayım. Bu atasözümüz. Önce düşün, sonra söyledi. Biz sadece söyleyip konuş yaptık. Bu arada atalarımızı ve Atatürk'ü yad ediyoruz. Allah rahmet etsin. Diğer konuya geldim mi? Ülkemin ve atayımın güzel insanları, sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Halil Bey, ayağınıza sağlık. Hayırlı teşekkür akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.